ben. İnşaat mühendisiyim ve yaklaşık 9 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Bugün sizler de lise döneminde önemli bir seçim yaparken seçeceğiniz bölümle ilgili kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Umarım farklı kişilerin hikayelerini dinleyip kendi durumunuza göre önemli çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Öncelikle ben biraz ailemden bahsedeyim. Diplomat bir baba ve doktor bir annenin kızıyım. Bir de bir abim var benden 2 yaş büyük. Biz ailecek aslında babam Dışişleri Bakanlığı'nda olduğu için hep babamın mesleğinden dolayı farklı ülkelere taşınarak geçirdik benim de küçüklük yıllarımı. Dolayısıyla ben ilkokuldan liseye kadarki dönemimi farklı ülkelerde, farklı dillerin konuşulduğu okullarda okudum. Ondan sonra da lise dönemimde Amerika'ya taşınmıştık. Dolayısıyla liseyi Amerika'da tamamladım. Annemle babam bir tayinlerinden dolayı farklı yerlere taşınmalarına rağmen ben üniversiteyi de tekrar Amerika'da devam ettim. Chicago şehrine çok yakın Evanston şehrinde Northwestern Üniversitesi'ne gittim. Ve orada inşaat mühendisliği okudum. Daha sonrasında da bir 3 yıl sektörde deneyim edindikten sonra İngiltere'de, Londra'da, UCL'de, University College London'da proje yönetimi master yaptım. Şimdi tekrar lise ve üniversite yıllarına geri dönecek olursak size kısaca nasıl inşaat mühendisliğini seçtiğimden bahsedebilirim. Öncelikle ben de böyle lise son sınıflarda çok kararsızdım ve etrafımda beni mühendisliğe yönlendiren de hiç kimse yoktu, onu da söyleyeyim. Tam tersine işte abim babamın mesleğine yakın bir seçim yapmıştı. Ben de hani iyi bir öğrenciydim, notlarım da iyiydi. O yüzden işte Elif de annesinin mesleği gibi işte tıp okur diye bir algı vardı. Benim de daha fazla istediğim farklı bir alternatif olmadığı için tıp okurum diye düşünüyordum. Ondan sonra üniversiteye başladığım zaman daha hala kararsızdım. Amerika'da biraz daha farklı bir üniversite sistemi var. Girdikten sonra bölümünüzü ve kararınızı değiştirebiliyorsunuz ve kararsız olarak da üniversiteye girebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben işte biraz matematik, biyoloji gibi derslere yoğunlaşarak sonrasında tıp fakültesine başvurmayı planlıyordum. Amerika'da üniversiteden sonra tıp fakültesine başvuruluyor. Üniversitenin ilk yılında benim çok fazla mühendis arkadaşım oldu. Arkadaşlarımın da işte aldığı dersleri, yaptığı projeleri ben de takip ettikçe çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle yaptıkları projeler. Çok güzel bir tasarım dersi vardı. Bütün mühendislerin aldığı. O da benim çok hoşuma gidiyordu. Kaldığım yurtta da yan odada projeler yapan mühendisler oluyordu. Benim de gittikçe daha önce hiç çevremde olmayan bir dünya olmasına rağmen mühendislik alanı ilgimi çekmeye başladı. Ve o yıl ben mühendislik fakültesine transfer olmaya karar verdim. Peki mühendislik alanları arasında neden inşaat mühendisliğini seçtim derseniz. Aslında ben o güne kadar işte ne bir inşaat sahası görmüştüm, ne böyle bir aileden dolayı böyle şantiyelerde tecrübe edinmiştim. Aslında hiçbir bilgim yoktu. Ancak çok genel anlamda ben yapıları seviyordum, yapı sektörünü seviyordum. Böyle mesela tarihi binaların işte o büyük kubbeleri çok ilginç geliyordu bana. Onların yapım yöntemleri veya yeni yapılan çok daha teknolojik binalar bana ilginç geliyordu. Dolayısıyla genel olarak bu yapı sektörü benim ilgimi çektiği için hani beni buraya biraz daha yaklaştırabilir diye inşaat mühendisliğinden dersler almaya başladım. Gerçekten bu benim hoşuma giden bir şey olduğuna karar verip inşaat bölümünden 4 yıl sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra daha önce staj yaptığım TAB İnşaat'ta çalışmak için tekrar İstanbul'a geri döndüm. Aslında iş hayatına başlayacakken ben sektörde ne yapacağıma dair yine hiçbir fikrim yoktu. Beni sahaya mı yollarlar, işte merkez ofiste ne yaparım, yapısal tasarıma mı yönlensem acaba hani işe başladıktan sonra diye bir takım düşüncelerim vardı. Ama staj yaptığım ortamı ve insanları çok sevmiştim. O yüzden orada işe başlayayım diye düşündüm. Sonra da işe başladığım zaman orada işte farklı projelere dahil olma imkanı yakaladım ama benim için en önemli orada o zaman yeni gelişmekte olan teknolojileri araştırmaya başladık. Teknolojileri araştırmak ve uygulamaya yönelik planlar yapmak benim çok ilgi alanıma girdiğini fark ettim. TAB İnşaat'ın da içinde yer aldığı çok büyük bir havalimanı projesi vardı Abu Dhabi şehrinde. Ben Abu Dhabi şehrine taşınıp orada yaklaşık 2 sene saha ofisinde çalıştım ve orada işte bu teknolojilerin uygulanmasıyla ilgili deneyim edinmiş oldum. Master yapmak istiyordum zaten, o hep aklımdaydı. Sonra İngiltere'ye taşınıp orada master'ımı yaptım. O dönem aynı zamanda İngiliz bir şirketinde, danışmanlık şirketinde çalışma imkanı yakaladım.
Sonra da dönünce yaklaşık bir yıl coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili bir projede yer aldım. Sonra da tekrar TAV İnşaat'a döndüm. Ve TAV İnşaat'ta son 4 yıldır büyük projelerde, özellikle Dubai'de yapılan yeni projelerde ve TAV'ın Hollanda'daki yeni yaptığı bir havalimanı projesinde teknolojilerin sahada seçilmesi, uygulanması, yönetilmesi gibi konularla ilgileniyorum. Dolayısıyla hem bu projelere sıkça gidip bu projelere dahil olma imkanı yakalıyorum. Hem de dediğim gibi bu teknolojik uygulamaların süreçleri ve projeleri verimlileştirebildiğini hissetmek çok güzel bir iş tatmini oluyor. Dolayısıyla hem sosyal açıdan hem iş tatmini açısından şu an keyifli bir iş ortamım olduğunu düşünüyorum. Ben inşaat sektörünü veya inşaat mühendisliğini seçerken inşaat sektörüyle ilgili çok da fazla deneyimim olmadan bu seçimi yapmıştım. Şimdi bu 9 yıllık deneyimimden sonra sizlere bu sektörle ilgili bazı karakteristik yönlerinden de bahsetmek isterim. Birincisi, inşaat gerçekten proje bazlı bir sektör. Dolayısıyla kısa süreliğine bir grup insan bir proje için bir araya geliyor. Hepsi kendi kapsamında olan işleri yapıyor. Ondan sonra proje bitince dağılıp çok farklı insanlarla bir sonraki projede tekrar buluşma imkanı yakalıyor. Dolayısıyla bu çok dinamik bir sektör anlamına geliyor. Çok farklı kişilerle, farklı eğitim seviyelerinde, farklı kültürlerden, farklı dilleri konuşan insanlarla bir araya gelip beraber bir projede çalışıp sonra dağılabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem aslında bulunduğunuz yerler açısından, gezme fırsatı açısından ve farklı insanlarla tanışma imkanı açısından ben çok renkli bir sektör olduğunu düşünüyorum. Normalde böyle inşaat deyince hep böyle bir konteyner, saha gibi bir algı oluşuyor. Tabii ki inşaat sahaları üretimin olduğu yer olduğu için çok önemli ve kesinlikle inşaattan ve saha kültüründen çok uzak olmamak gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. En azından korkmamak gerektiğini ve biraz ilgi duymak gerektiğini, ama bu demek değil ki bütün hayatınız konteynerlarda, inşaat sahalarında geçecek. İnşaat aslında çok geniş çalışma alanları olan bir sektör. Dolayısıyla yapısal tasarım üzerine uzmanlaşıp tasarım konularında ilerleyebilirsiniz. Akademisyen olabilirsiniz, danışmanlık yapabilirsiniz veya benim yaptığım gibi farklı teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edip işin teknolojik kısmına kayabilirsiniz veya sahacı olmayı seçebilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten çok farklı insanlara ihtiyaç duyan bir sektör. O yüzden direkt inşaat deyince aklınıza sadece inşaat sahaları ve konteynerler gelmesine de gerek yok. Ben ilk TAV'a girdiğim zaman yine şu an sizde bazı soru işaretleri olduğu gibi yine birçok bilinmez vardı ve neye göre karar vereceğimi de çok bilmiyordum. Ve herkes de böyle bir sahaya gitmek lazım, saha görmek lazım gibi bir algı vardı. Dolayısıyla ben de bu konuyla ilgili kendimi biraz eksik hissediyordum ama gözümde de büyüyordu. Şimdi işte sahaya gideceğim, nasıl olacak? Özellikle o dönem söz konusu olan Abu Dhabi'deki şantiye için, işte Orta Doğu'da bir projeye gideceğim diye içimde aslında bazı endişeler oluyordu. Ama aslında bunun iyi bir şey olacağını da içten hissediyordum. Bu gibi korktuğum dönemlerde genellikle bu korkuların üzerine gitmeye çalıştım. Bu aslında bence hayatımızın birçok döneminde geçerli bir taktik olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla böyle gözünüzde büyüyen, işte yapmamın doğru olduğunu biliyorum ama şimdi nasıl olacak dediğiniz konuların ne kadar erken üzerine giderseniz o kadar rahatlarsınız ve gözünüzde büyütmemeyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Benim kariyerim açısından bu beni rahatlatan bir seçim olmuştu. Kariyerimin ilk kısmında bu işte şantiye görmek lazım konusundan kurtuldum ve hem de güzel bir şantiyede güzel arkadaşlıklar edinerek bir dönem geçirmiş oldum. Daha sonrasında bu gözünüzde büyüyen şeyleri ne kadar erken yaparsanız o kadar rahat yönlendirebilirsiniz kariyerinizi diye düşünüyorum. Bu deneyim sayesinde ben biraz daha rahat bir şekilde, tamam orayı da görmüş oldum ama ben aslında ne yapmak istiyorum diye düşünmeye başladım. Ve aslında ben biraz daha işin bu saha kısmından ziyade, saha kısmına hep bağlı olmak istememe rağmen biraz daha işin teknoloji kısmına yoğunlaşmak istediğime karar verdim. Ve daha sonraki aldığım kararlarda biraz daha kendimi bu yöne doğru yönlendirmeye çalıştım. Ve şu an geldiğimiz noktada
hem saha ekipleriyle yakından çalışmam gerekiyor. Ama artık sahada sürekli olarak bulunmamı gerektirecek bir ortamda da çalışmıyorum. Farklı projeleri ziyaret ederek aslında onların altyapılarının geliştirilmesinde yer alıyorum. O yüzden dediğim gibi böyle benim kariyerim açısından bu hani yapılması lazım yoksa bu sektörde ilerlemek daha zor olabilir diye insanların yorum yaptığı konuları İlk 5 yılda hemen halledip ondan sonra daha rahat bir şekilde kariyerimi yönlendirebildiğimi hissetmiştim. Herkesin hikayesi de farklı olduğu için herkesin çıkarımları ve tavsiyeleri de farklı olabilir. Ama benim hayatımda önemli olan konulardan birincisi diyeyim, birçok kişinin yorumunu dinlemenizi ama hangi yorumları dikkate alacağınızı kendiniz belirlemenizi çok öneririm. Bunun sebebi de yani özellikle şimdi mühendislikle ilgili bir karar verecek olabilirsiniz. Özellikle inşaat mühendisliğiyle ilgili de kararlar verirken sektörün içinde veya dışında olan birçok kişinin yorumları olabiliyor bu konuyla ilgili. Yalnız bu yorumların bazıları biraz gerçekten eleyebileceğiniz yorumlar olabilir. Bazıları da gerçekten saygı duyduğunuz, değer verdiğiniz insanların yorumları olabilir. Kimin yorumuna ne kadar önem vereceğinize lütfen kendiniz karar verin ve yorumundan çok da fayda elde edemeyeceğinizi düşündüğünüz kişilerin yorumlarını da çok sizi yormasına en azından izin vermeyin. Bu hayatınızın ilerleyen dönemlerinde de bence çok önemli ve sizi bu yükü biraz hafifleten bir özellik olacağını düşünüyorum. İkinci tavsiyem de gerçekten birçok kişiyi dinleyin ama sonunda kendi kararınızı kendiniz verin derim. Bu en iyi kararı, en doğru kararı siz vereceksiniz anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak kendi içinize sinen kararı, kendi isteğinizle verdiğiniz zaman bunun karşılığında bu kararın getirdiği güzellikleri ve zorlukları da bu sorumluluk bilinciyle daha keyifli bir şekilde yaşayabileceğinizi ve kendinizi kendi kararlarınızla yönlendirmeyi daha erken yaşta öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu hayatınızın uzun döneminde hep ihtiyacınız olacak bir yetenek olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok kişiyi dinleyin ama sonunda kendi içinize sinen, kendiniz için doğru olduğunu düşündüğünüz kararı kendiniz verin diye tavsiye edebilirim. Üçüncü tavsiyem de yine bu kendi iş hayatımda önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Etrafınızdaki insanların sizi yukarıya taşıyacak insanlar olduğunuza bence emin olun. Hangi ortamda, hangi insanlarla çalıştığınız özellikle ilk dönemlerinizde bence çok önemli. Bu üniversite seçiminiz için ve üniversitede yapacağınız seçimler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Etrafınızda kaliteli insanlar olsun, onlarla vakit geçirin. Sizin gelecekte de her zaman hem kendinizi geliştirmeniz için daha fazla kapı açılacağını hem de hayatta bu insanlarla beraber sizlerin de daha iyi yerlere gelebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden arkadaş çevrenize, üniversitedeki çevrenize, daha sonrasında iş hayatındaki çevrenize dikkatli bir şekilde seçmenizi ve önemsemenizi çok tavsiye ederim. Son olarak da aslında şu an çok önemli bir seçim yapıyorsunuz. Ancak bu demek değil ki bu seçim sizin bütün kariyerinizi mutlu veya mutsuz geçireceğinizi belirleyecek bir karar. Aslında bu gibi büyük bir takım kararları hayatımızın birçok noktasında verdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla aslında şu an bir karar verip bir seçim yapacaksınız. Daha sonra vermeniz gereken kararlarda da her zaman şimdi olduğu gibi birçok kişiyi dinleyip içinize sinen bir şekilde bir alternatif seçeceksiniz. O yüzden aslında araştırmayı bildiğiniz zaman, kendinizi tanımaya başladığınız zaman ve kendi içinize sinen ve ilgi alanınızla uyuşan konulara yönelik kararlar vermeye devam ettiğiniz sürece aslında bütün bu kararların sonucunda istediğiniz ve kendinizi verimli ve mutlu hissedeceğiniz bir iş hayatına da gittikçe yaklaşacaksınız diye düşünüyorum. Bu karar her ne kadar önemli olsa da çok da fazla sizi strese sokmasın. Önemli olan hayatta dediğim gibi bence en azından bu bütün alacağınız kararlarda hep kendinizi daha iyi bir yere, daha mutlu olabileceğiniz bir yere taşıyacak kararları vermeyi öğrenmeniz. O yüzden umarım
İçinize sinen çok güzel kararlar verme imkanlarınız olur. Ve şimdiden iyi şanslar dilerim.